Daha hiçbir hakim karşısına çıkmadan, hiçbir ifadesi alınmadan, belki de daha karakola yetişmeden Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Bu ülkenin anayasası her bir birey için geçerlidir. Hiçbir birey mahkeme karşısında ceza almadığı sürece masumiyet karinesi gereği suçsuzdur. Hiçbir mahkeme yapılmaksızın belediyemize kayyum atanmasını kınıyoruz. Hakkari'ye kayyum atanmışlığı yetmiyormuş gibi maalesef bütün basın emekçileri tenzih ederek kendini basın gibi gösteren, ismini bile zikretmeyi zul gördüğüm bir basın kuruluşunun ve ilgili gazetecisinin Büyükşehir Belediye'mizde başta biz eş başkanlara ve belediye bürokratlarımızı zan altında bırakacak bir yazı kaleme aldılar. Biz bunun tanımının ne olduğunu biliyoruz. Belediyemizi kriminalleştirerek, zan altına bırakarak, atanmış bütün arkadaşlarımızı zan altına bırakarak bir kayyum hazırlığı olduğunu biliyoruz. Böyle bir kaygınız varsa kapılarımız açık müfettişlere. Atanan neredeyse bir bütün bürokratlarımız, daire başkanlarımız yıllardır bu belediyede hizmet üretiyorlar. Elbette ki bizim böyle bir hakkımız var ve kullandık. Her yönetim kendi kadrosuyla çalışmak ister. Bu bizim en doğal hakkımız ve hakkımızı yerine getirdik. Kayyum dönemde gelen hiçbir bürokratla çalışmak istemedik. Çünkü o bürokratların bütün bir kayyum sürecindeki usulsüz işlerin birer mimarı mühendisi hepsi. Ve biz partimizin bir programı, biz perspektifi, bir paradigması var. Seçim süreçlerinde halkımıza vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Kendi programımızı işletecek diye bir söz verdik biz bu halka. Biz bu halka verdiğimiz sözü yerine getirmek istiyoruz. Ve doğalında kendi kadrolarımızla yerine getirmek istiyoruz. Belediyeler bir ekip işidir. Herkes bunu bilir. Dünyanın her yerinde belediyesi olan her yer ekiplerle yönetilir. Sadece belediye başkanlarıyla tek değil. Belediye başkanı tek başına bir kenti yönetemez. Herkes bunu biliyor. Hele Ahmet gibi büyükşehir belediyesinde tek başına 24 tane daire başkanının olduğu bir büyüklükte bir belediyeyi iki tane eş başkanın tek başına yönetmesi imkansızdır. Belediye kanunu da buna aykırıdır. Belediye mevzuatı da buna aykırıdır. Doğalında bir genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanlıkları, müdürlüklerle birlikte bir atama süreci olması gerekiyor. Yeniden mevzuat konuşmamız gerekiyorsa eğer, İçişleri Bakanı belediye mevzuatlarını yenilememiz gerekiyorsa, gelin hep beraber oturalım, belediye mevzuatlarını değiştirelim. Bu halk bizim programımızı beğendiği için bizlere oy verdi. Bizim onlara verdiğimiz sözlere inandıkları için bizlere oy verdi. Sizler kayyum atayasınız diye değil. Bizim diz çökmemizi bekliyorsunuz, biliyoruz. Bizi halk seçti. Ancak ve ancak sadece halkın yanında diz çökeriz biz. Bizi halk seçti. İlgili gazeteye, gazetenin ilgili... Yeni demokratik iradesinin gasp edilmesi girişimine sizlerin sessiz kalmasıdır. Şurası açıktır ki, eğer ki halkın demokratik iradesine sahip çıkmaya dönük bütün barışçıl dinleşe rağmen kayyum atamalarından vazgeçilmez, yaygınlaşırsa bu iktidar için artık demokrasi, hukuk ve adalet namına bir şey kalmamış demektir. Biz tümbel senler olarak demokrasiye darbe yapılması bahanesi yaratmaya çalışmak için asılsız ve gerçek dışı haberler yapan Yeni Şafak gazetesini kınıyor. Sendikamız ve üyelerimiz hakkında yapılan bu yalan haberlerle bilinçli olarak halkı yanıltmaya çalıştıkları için suç işleyen bu gazete hakkında hukuk işlem yapılması için suç duyurusunda bulunuyor. Adaletten yana gerçek hakimleri göreve davet ediyoruz.
Omuz omuza.